YGTV Ekonomi Caddesi'nden merhaba. Geçen haftanın önemli olaylarına öncelikle bir göz atalım. Geçen hafta neler oldu? Enflasyon maraton koşucusu gibi rekor kırdı. Sektörler arasında en çok büyüyen benim yarışı vardı. Yine ekonomi yönetimi bize bir seçim daha dedi. Ama enflasyon ne dedi? Tamam da maliyetleri kim yönetecek? Merkez Bankası faizleri artırıyorum, rezervleri azaltıyorum. Bana yol verin diye mesaj verdi. Çekirdek enflasyon ise moda dergilerinde boy gösterdi. Memur ve emekli zammı açıklandı. Memur ve emekliler yine hüsrana uğradı. Müthiş bir indirim, sınırlı sayıda kampanyasıyla TCMB'nin rezervleri çok konuşuldu. Yine geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam, evet istihdam var dedi ama hayır dışarıda değil tarımda istihdam ancak var dedi. Ve geçtiğimiz hafta önemli bir şey daha oldu. Herkes konteynerlere saldırdı. Niye? Çünkü konteyner fiyatları çok arttı. Ve FED toplantı tutanakları bize kulağımıza bir şeyler fısıldadı. Neymiş bunlar? Detayları hep birlikte görelim. Ama önce hatırlatmak isterim. Like tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. İlk haberimizle başlıyorum. Enflasyonda 22 yılın en yüksek yıl kapanışı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre 2023'te enflasyon %64,77 olarak kaydedildi. Böylece 2023 yılında enflasyon TCMB'nin enflasyon tahmininin altında yılı tamamlamış oldu. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. 2022'nin ardından 2023 yılında da enflasyon %60'ın üzerinde gerçekleşti. 2023 yılındaki seviye 2001 yılından bu yana en yüksek yıl kapanışı oldu. Ve böylece 64,77 seviyesinde kapanmış oldu. Aralık ayında aylık enflasyon ise %2,93 olarak kaydedildi. Ekranlara da TÜİK'in enflasyon oranı ile ilgili gelişmeleri gösteren grafiği paylaşıyorum. Bloomberg HT anketi biliyorsunuz bu konuda önemli bir gösterge olarak kabul edilir ve kurumların beklenti Aralık ayında yıllık enflasyonun %65,03 olması yönündeydi. Aylık olan ise 3,12 olarak belirlenmişti ve tabii ki TÜİK bizi şaşırtmayarak bunların altında bir oran açıkladı. Orta vadeli programda 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %65 olurken TCMB son enflasyon raporunda da yıl sonu tahmini bu seviyeye çıkarılmıştı. Bakalım en çok artış nelerde yaşanmış? TÜİK verilerine göre 2023 yılında en çok fiyat artışı %93,24 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Geçtiğimiz ayda hatırlarsanız böyle olmuştu. Bu grubu %82,06 ile eğitim, %79,59 ile sağlık izledi. 2023'te gıda enflasyonu da %72,01 olarak kaydedildi. 2023'te en az artışın olduğu grup ise doğalgaz faturalarındaki desteğin etkisiyle konut oldu. Konut grubunda yıllık enflasyon %40,39 olarak gerçekleşti. Konut grubunu %40,74 ile giyim ve ayakkabı ve %51,02 ile haberleşme izledi. Gelelim enflasyonun kapanış değerleri. Yıllar itibariyle enflasyonun kapanışını gösteren çizelgeyi de paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından ekonomi yönetimi uygulamalar da değişmişti. Bunları hızlıca hatırlayalım. TCMB'nin rezervleri TL'nin seviyesini belirlemek için kullanılmayı bırakmasıyla TL büyük bölüm seçimlerin ardından olmak üzere bu sene %36 değer kaybetti. Seçimlerin arkasından biliyorsunuz sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi ve KDV ve harçlarda da artışa gidildi. Bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmeye başlamış. Fakat Ekim ayından itibaren bu gelişmelerin etkisinin fiyatlara tamamen yansıdığı değerlendirilmişti. Geçen hafta da TCMB para politikasında sıkılaştırmanın hızını yavaşlatarak 250 baz puan faiz artırmış. Politika faizini %42,5'e yükseltmişti. Ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını açıklayan TCMB, sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağı mesajını vermişti. Çekirdek enflasyon tarihi zirvede. TÜİK verilerine göre çekirdek enflasyon yılı %70,64 ile tamamladı. Böylelikle 2004 yılına kadar giden seri setinde en yüksek yıllık çekirdek enflasyon kaydedilmiş oldu. Üretici fiyatlarındaki gevşeme ise devam etti. Aralık ayında üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre %1,14 arttı. Böylelikle
Üretici fiyatlarındaki aylık enflasyonda 7 ayın en düşük seviyesi izlendi. Üretici fiyat enflasyonu 2023 yılında ise %44,22 ile tamamladı. Önce göstergelerde hızlanma sinyali vermişti. Nedir bunlar? Türk İş'in Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı açıklamasına göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %2,89 oranında gerçekleşti. Böylelikle aylık olarak 3 ayın en yüksek seviyesi görüldü. 12 aylık değişim oranı ise %77,50 oldu. Bir başka öncü gösterge olan İTO İstanbul Perakende Fiyat Göstergesi'ndeki yıllık artış ise Aralık'ta 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yine ekranlarda bunlarla ilgili gelişmeleri grafik olarak da paylaşıyorum. İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı verilerine göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre %3,52, toptan fiyat hareketlerine yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi ise %2,31 artış kaydetti. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde artış oranının perakende de %74,88, toplam fiyatlarda %62,77 olduğu görüldü. Ne diyelim, belki de bunlar iyi günlerimiz. Ve ardından tabii ki TÜİK'in bu açıklamasının ardından memur ve emekli zammı da belli oldu. Aralık ayı enflasyon verileriyle emekli ve memurun zammı da netleşti. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi %37,56, memur ve emeklisi de %49,3 zam alacak. Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında %6'lık sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Memur aylıklarına Temmuz ayında %17,56 artı 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayının toplu sözleşme zammı ise %6 oldu. %6'yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre memur ve memur emeklisi yılın ilk yarısında geçen yılın 6 ay enflasyon farkı ve bu yılın toplu sözleşmelerinden doğan %15'lik zam ile toplam %49,3 oranında zam alacak. Peki SSK ve Bağkur emeklisi ne zaman zam alacak? SSK ve Bağkur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zam hakkı kazanıyor. Yılın ikinci yarısında 5 aylık veri açıklandığı için şimdiden %37,56 zam imkanı doğdu. Yılın kalanına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşti. Kademeli bir artış söz konusu olabilir. 3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranı netleşti. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Niye? Çünkü seçim ekonomisi var. Zira en düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7-8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti. Hükümetin açıkladığı orta vadeli programda yıl sonu enflasyonu %65 olarak öngörülmüştü. Gelelim Merkez Bankası'nın likidite fazlasına. TCMB karşı hamlelerine rağmen bankacılık sistemine likidite fazlası 363,2 milyar lira rekor seviyeye geldi. Bununla ilgili ekrana grafiği paylaşıyorum. Yine TCMB rezervlerinde 13 hafta sonra ilk düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düştü. Toplam rezervler 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin tarım dışı istihdam beklentiyi aşan sonuçlar iletti. Aralık ayında tarım dışı istihdam 216 bin arttı. Verilere göre Aralık ayında ülkede işsizlik oranı ise %3,7 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışının 175 bin olması yönündeydi. Ankette işsizlik oranının da %3,8 olarak kaydedilmesi bekleniyordu. Konteyner fiyatları Kızıldeniz tehdidiyle %173 arttı. Kızıldeniz'den deniz taşımacılığının güvenlik tehdidi nedeniyle azalması Asya, Avrupa ve ABD arasında konteyner fiyatlarının artmasına neden oldu. Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi detayı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed Aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer 2024'te faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti.
Ve geçen haftanın önemli gündem maddelerini değerlendirmek üzere sözü değerli konuğum Doktor Seyfi Akil'e bırakıyorum. Evet, sen neler söylemek, eklemek istersin bu haberlere? Merhabalar Süleyman Bey. İyi yayınlar herkese merhabalar. Tabii geçen hafta çok yoğun ve tempolu bir gündemle geçirdik. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Dilerseniz önce bir Türkiye'deki gündemden bir başlayalım. Ayın 3'ünde malum herkesin dört gözle beklediği bir enflasyon rakamımız vardı. Beklentilere paralel olarak enflasyonumuz malum yukarı yönlü bir çıkış ivmesi yakaladı. Tabii bunun içerisinde özellikle dayanıksız tüketim mallarının artışı, bu kalemler içerisinde özellikle lokanta gibi hızlı tüketim mallarına yönelik harcamaların artması ve Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu enflasyon raporunun içine de baktığımızda özellikle üretim cephesine enerji maliyetlerinin ve gıda maliyetlerinin, daha doğrusu gıda fiyatlarının enflasyonun tetiklediğini gördük. Tabii biz biliyorsunuz bir de bu enflasyondan önce yılbaşında açıklanan bir asgari ücret rakamlarımız vardı. 17.002 TL. O 2 TL'si çok önemli. Zaten işin sırrı orada. Yani o 2 lirayı vermezsen nasıl geçineceğiz ayrı bir konu. Şimdi burada tabii sadece asgari ücretlere yapılan zamlarda değil, çalışanlara, memurlara ve emeklilere yapılan artışlar da geçen haftanın önemli gündem maddeleriydi. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle 1960'tan itibaren savunulan ve genel kabul gören bir iktisadi ekol var. O da şuydu. Biz monetarist dediğimiz yani parasalcı akım dediğimiz bir ekolün düşüncesi. Parasal artışlar her zaman enflasyonun tetikleyen bir unsurdur diye. Nitekim bu ücret ve maaşlardaki artış zaman içerisinde tüketimi de tetikleyecek. Bu tüketimdeki tetikleme fiyatlar genel düzeyin de yukarı yönlü olmasına neden olacak ve biz aslında hedef olarak kendimize belirlediğimiz ama bir türlü ulaşmak nasip olmayan o %5'lik bir enflasyon hedefin peşinde bu şekilde garip bir girdap içerisinde dönüp dolaşacağız. Bu şekilde bir enflasyon zaten de düşürülmesi mümkün değil. Malum özellikle bu yeni değişen ekonomi yönetimiyle birlikte Türkiye ekonomisinde özellikle para politikası anlamında sıkılaştırıcı tedbirlerin hayata geçirildiği bir süreci de gördük. Ama bununla beraber baktık ki likidite bolluğu olan, likidite fazlası olan bir piyasayı da karşı karşıya bize getirdi. Demek oluyor ki bu alınan önlemler veya uygulanan politikalar geçen ay %61,98'di. İşte bu dönem açıklanan enflasyon daha da yukarı yönlü bir rakamla bizi karşı karşıya getirdi. Demek ki bu zamana kadar alınan ve uygulanan önlemler enflasyonu düşürmeye, enflasyonun ateşini indirmeye maalesef tek başına yeterli olmayan politikalar olarak yine gün yüzüne çıktı. Bundan sonraki süreç tabii bizim için daha da zor olacak. Özellikle küresel ekonomilerde Fed'i, Avrupa Merkez Bankası'nı, Asya piyasalarında değerlendirirken Türkiye ekonomisini ciddi bir sürecin de beklediğini ifade edeceğim. Ama 2024 yılı eğer bu politika daha Ocak ayının başındayız. Daha önümüzde 11 ay gibi uzun bir süre var ama eğer bu politikalarla devam edilirse ki gördüğümüz şu yaklaşık bir ekonomi yönetimi değiştiğinden bu yana maalesef maliye politikaları çok etkin bir şekilde kullanılmıyor. Maliye politikasında sadece ücretler dar gelirli vatandaşların cebindeki parayı daha fazla almak dışında bir vergi politikası maalesef üretilmiyor. Nitekim geçen kabul edilen bütçe tasarısına bakarsak devletin genel bütçenin genel merkezin 2024 yılında ne kadarlık bir vergiden de vazgeçtiğini çok açık rakamlarla göz önüne seriyor. Bu şu demektir. Bu kaybolan rakamlar orta ve düşük gelirli, maaşlı, ücretli çalışanların cebinden kat ve kat daha fazla çıkacak demektir. 2024 yılında bunları yaşayacağız. Şimdi tabii bu bütün bu gelişmelerle beraber bir de biliyorsun Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Bu enflasyon raporunda gördük ki özellikle maliyet açısından ciddi anlamda bir enerji maliyetlerinin, enerji fiyatlarının yukarı yönlü enflasyonun tetiklediğini gördük. Ve öbür tarafta gıda fiyatlarındaki artış var. Çok daha ilginç bir şeydir. Küresel ölçekte gıda fiyatları düşüşe geçerken maalesef Türkiye'de ciddi anlamda artışların yaşandığı bir süreci de gördük. Bu bize ilerleyen dönemlerde daha büyük bir risk ortamı da oluşturabilir. Tabii burada Merkez Bankası'nın bu hedefleri gerçekleştirememe nedenini hükümete daha açık bir şekilde sunulacağı belirtildi. Ama tabii şeffaflık ve hesap verilebilirlik ya da aleniyet açısından
hükümete yazdığı açık mektupta enflasyonun neden gerçekleşemediği acaba kamuoyuna paylaşılacak mı? Bu birinci soru. İkincisi, bu zamana kadar Merkez Bankası tarafından alınan kararlarda acaba ne noksandı ki enflasyonun ateşi sönmedi? Bu da ayrı bir nokta. Tabii bu da değinilecek mi? Kamuoyuna paylaşılacak mı? Bu da ayrı bir bence konuşulması gereken başka bir konu. Öbür tarafa baktığımızda maalesef para politikaları açısından biz yine bu dönem yani Ocak, Şubat, Mart ve önümüzdeki süreçlerde Merkez Bankası'nın faiz artışlarını da görebiliriz. Hatırlarsanız Merkez Bankası'nın faizleri sürekli olarak düşürdüğü yerde de eleştirmiştik ve şunu söylemiştik. Bizim yayınlarımızı yakından takip eden izleyiciler hatırlayacaktır. Gün gelir de rüzgar tersinden eser ve Merkez Bankası faizleri yukarı yukarı çekerse acaba nasıl bir politika izleyeceğiz? Bunu şimdiden planlayalım dediğimizde ortada somut bir plan yoktu ve şu anda onun içerisindeyiz. Şimdi bu işin reel tarafı. Bir de işin finansal boyutları var. Bu kavram içerisinde hala %42,5 faiz ve %70'lere yaklaşan bir enflasyon var. Nereden baksanız o 25 puanlık biraz daha tabii yuvarlayarak konuşuyorum. O 25-30 bandında giden bir negatif reel faiz açığınız var. Şimdi böyle bir durumda içeriye baktığınızda kur oynaklığından hala fiyatları tutturamadığınız ya da fiyatları tutturamayan bir ihracatçı portföyünüz var. Ve dikkat edin, istisnaları kenara bırakıyorum, muhakkak ki vardır ama bizim konumuz içerisinde ihracatın büyük bir çoğunluğunu yapan KOBİ'lerimiz var. Yani %80'lik, %90'lık bir hacme sahip. Şimdi bu kadar belirsizlik içerisinde ihracatınızı küçük ve orta ölçekli işletmelerle daha ne kadar çok yukarı çıkarma gibi bir hedef içerisindesiniz. Öbür taraftan sermayeye baktığınızda sermayenin çok büyük bir kısmı maalesef yabancı şirketlerin elinde, yabancı ortaklıkların elinde. Başka bir taraftan bunlarla birlikte sadece küçük sermayesi ve tasarrufu yeterli olmayan yerel işletmelerle siz nasıl ilk büyük 10 ekonomi içerisinde yer alacaksınız? Ve tabii bunun içerisine ulaşmasında büyük bir sorun olan finansman unsurunda hemen araya bir katıştıralım. Dolayısıyla bizim bu politikalardan bir an önce yani daha da yuvarlayalım. Neoliberal politikalar diye bize Batı tarafından empoze edilen ve sadece bizim bu açmazlarımızı daha da çok derinleştiren bu politikalardan kurtulup daha planlı, daha kamusalcı bir alana yönelmek lazım. Değilse yani hep artık slogan hale gelen bir sözümüz var bizim. Yani ben bu ortam içerisinde ekonomi yönetiminin o hayalperest dünyasını çok da fazla ciddiye almıyorum. Yani 2023'te düşecekti. Sonra vazgeçtiler, 2024'ün ocağı dediler. Sonra 2024 Haziran'a kaldı. İkinci çeyrek, beşinci çeyrek, 33. yarım böyle garip garip kendilerinin bile inanmadığı takvimler veriyorlar. Tabii kendileri de biliyor bunların olmayacağı. Ama şu muhakkak olabilir. Enflasyon elbette düşüşe geçecektir. Ama orada işte bizim bahsettiğimiz baz etkisi dediğimiz yani geçen dönemle kıyasladığımızdaki bir düşüş olacak. Bu fiyatlar genel düzeyinin düştüğü anlamına gelmeyecek. Ya da sizin vatandaş olarak veya benim alım gücümün aynı oranda iyileştiği, arttığı anlamına da gelmeyecek. Sadece o rakamlardaki bir düşüşü ifade eden bir dönemi de muhakkak ki göreceğiz. Özellikle TÜİK gibi bir kurumun kapısı açık olduğu sürece yani sıfır enflasyon bile ben bekliyorum açıkçası 1-2'ye kadar. Bekliyorum ama malum önümüzde bir seçim var çok kısa bir zaman süre sonra Mart ayında. Tabii burada yaşanan gelişmeler de kamu harcamalarını tetikleyebilir, artırabilir. Burada kamu harcamalarındaki artış da bizim ikinci çeyrekten itibaren belki enflasyonu, belki bütçe açığını yani ihtimaller çerçevesinde konuşuyorum. Nasıl bir süreç olacak yaşayıp göreceğiz ama eğer bu artışlar devam ederse hem bütçede hem de enflasyonda yukarı yönlü bir hareketlik ikinci çeyrekte görebiliriz. Ama bunlar dediğim gibi birer temenni olarak kalmasını çok istiyorum. Peki. Bir ekonomi caddesi programının daha sonuna gelmiş bulunduk. Ağzına sağlık diyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyerek bu bölümü kapatıyorum. Ama Finans Sokağı'na hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.